Ben yemek yapmayı değil, yemek yemeyi seviyorum ya. Voltayı görüyor musunuz? Attığım voltayı. Bir, iki tane balık vardı. Sevda çekmesi anam anam. Hop, hoppa, güzel. En pratik yöntemdir arkadaşlar bu böyle teknelerde, dar alanlarda. Nasıl gidiyor? Bereketli mi bugün? Maşallah. Arkadaşlar işte en keyifli olan... ilk defa şöyle iki, dört, beş tane balık geldi. Haydi bakalım. Ay maşallah. Arkadaşlar. Yarım saat önce suda olan balıklar artık midemize girecek. Hepinize günaydın sevgili dostlar. Bugün 19 Haziran günlerden çarşamba, bayramın 3. günü. 3 mü 4 mü oldu? Pazar, pazartesi, salı, çarşamba. 4. günüymüş. Bugün bayramın son günü arkadaşlar. Bugün bir istavrit tavı yapacağız. Onu yakala pişir gibi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar becerebileceğiz. Derinliğimiz 14,5 metre. Fakat hala radarda, balık bulucuda balık çok tek tük yazıyor. Bugünün üstesinden gelebileceğiz mi? İnşallah güzel ve zevkli bir video olur. Saatlerimiz kaç tam söyleyeyim? 4.40 arkadaşlar. Gün doğumu yavaş yavaş oluyor. Bizlere rast gelsin, sizlere iyi seyirler. Hadi bakın, biraz soğuk bir hava. Ama güzel olacak. Hadi başlayalım. Evet, daha tam gün aydınlanmadan, su hala karanlıkken şöyle yine kendi üretimimiz beyaz olan çaparayı kullanacağız. Su bulanık mı değil mi göremiyorum tam güneş yansımadığı için, ama bunu kullanacağım çünkü daha alacakaranlık. Evet, hemen başlayalım. Bir 30 ya da 40 gram ağırlık atacağım. Akıntı da çok var. Belki 50 grama kadar çıkabilirim. Hemen başlayalım. Rüzgar başladı ya. Bu ne ya? Allah Allah. Arkadaşlar, oltamızı açıyoruz yavaş yavaş ama rüzgar da başladı. Akıntı da var bununla birlikte. İnşallah sıkıntısız bir şekilde atlatırız. Ama hava bugün iyi gösteriyor. 01-02 gösteriyor. Hava güzel gösteriyor bugün ama bu daha yeli ya da sabah yeli diyorlar. Ama üşütüyor yani, soğuk. Evet. Oo, 50 gram attık, o da nereye gitti? Bugün balığı gene arayacağız arkadaşlar. Kendini aratacak gene, belli oldu. Bugün balık yiyeceğim ya. Balık yemek istiyorum. Bayağıdır balık yemedik. Bugün canım balık istiyor, balık yiyeceğiz arkadaşlar. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım. Azıcık gezelim ya. Kendini gezdirecek bugün. Hadi koç. Aha, almış. Hop, ilk balık geliyor. Evet, ilk istavritimiz geldi. Bu ne abi? Bir tane gene başladık toplamaya. Vallahi bir tane başladık gene. Ne yapacaksın, yoklukta böyle işte. Arkadaşlar, hava acayip esiyor ve hop, sallamaya da başladı gördüğünüz gibi. Açığa çıktıkça biraz daha. Derinliğimiz 16 metre ama hemen 5 metre altımızda tek tük sürüler yazıyor. Aa, biz bugün yine bir tane toplayacağız. Bu ne ya? Baksana abi, acayip rüzgar çıktı bu sabah. Sabah yaptı ya bu. Yok, göstermiyor normalde. Motoru da çalıştırıyorum bilerek, bak. Geldi gene. 5 metrede vuruyor. Motoru da bilerek çalıştırıyorum sabah. Ben bot şartelini açık unutmuşum. Burada da iki tane ışık açık kalmış. Yaklaşık bir hafta açık kalmış. Bir baktım geldim. Akü 5 gösteriyor arkadaşlar. 5 şarjı. 12 olması gereken akü 5 gösteriyor. Tabii marş almıyor hiçbir şekilde. Ama motorda iple çekme ve çalıştırma da var. Onu da ilk defa denemiş oldum. 2 kere çektim, çalıştı. 8'e çıktı, 10'a çıktı. Şu an 11.9'da. Akü kendini şarj etsin diye çalıştırıyorum böylelikle. Geliyor. Oo, bu biraz azgın. Ama iri mi bu? Ne bu? Ana, üstavrita bak. Lan küçük dedik. Bir tane dedik. Bir tane azman geldi. Bir karış. Gel bakayım. Gel, seni afiyetle yiyeceğim bugün.
Bugün böyle geçecek arkadaşlar. Bir tane bir tane toplayacağız bunu. Ne yapalım? Gel bir tane balığı toplayalım bari de yiyecek balık çıksın hadi. Arkadaşlar radarı da hemen size göstereyim. Görüyor musunuz şu ufak tefek yazanlar? Bak şu yazanlar, şunlar. Tek tük tek tük yazıyor balık. Arkadaşlar yine sırtı yöntemiyle lüfer avlar gibi sert avına devam ediyoruz. Balık bulucuda yaz diyoruz 5 metrede. Atıyoruz hemen. Bir sürüye girdik herhalde güzel. İlk defa şöyle 2, 4, 5 tane balık geldi. Oğlum sizin atalarınız, dedeleriniz, sürüler nereye gittiniz siz? Neredesiniz? He? Siz neredesiniz oğlum piyasada? Yoksunuz. Evet arkadaşlar. Vallahi devam ediyoruz. Gün doğumumuz çok güzel bir şekilde doğdu. Güneşimiz doğdu. Artık bundan sonra çaparilerin ultraviyole özelliği, parlaklık özelliği, sim özelliği, damla sim kullandığımız özellikler daha fazla belirgin olup daha fazla avcı olacaktır. Tabii balık olursa, balığı da arıyoruz. Ama ağır ağır topladık ya gene 10-15 tane balık var. Ama şey çok nadir ya, o kadar az, o kadar tane tane yazıyor ki. İnanılmaz ya. Şu an bomboş, her taraf bomboş, radar da bomboş. Yalıya doğru ineceğim, şöyle aşağılara doğru ineceğim. Ulan sabah güneşte ne güzel doğdu. Evet sevgili dostlar, hava devam ediyoruz gene. Güneş yavaş yavaş doğmuştu, aşağı doğru indik. Yine 18 metre derinliğimiz var. İstediğimiz sürüler hala yok, bir haftadır çıkmadık. Bir sürüye geldi küçük. İki tane balık, işte onu da aldık. Vallahi iki tane balık geçti. Bak şimdi size bunu da göstereceğim arkadaşlar. Oltayı görüyor musunuz? Attığım oltayı. Bir, iki tane balık vardı. İkisini de aldı. İşte ekran böyle yazıyor. Yani balık böyle bir tane orada, bir tane orada, bir tane orada. Ama oltayı indirdik, hemen aldık şuradaki iki balığı. İşte iki balığımız. Yani burada balık bulucu da olmasa demek ki bu balığı biz dipte mi arayacağız, üstte mi arayacağız? Ya balık bulucu önemli ya. Vallahi kim ne derse desin. Evet arkadaşlar tamamen 14 metreye kadar düştük. Yalıya kadar geldik. Hava sakinledi. Açıkta daha çok dalga ve rüzgar vardı. Güneş inanılmaz güzel gözüküyor şu an denizin üstünde. Çarşaf gibi bir deniz var görünüyor. Fakat 20 metreye yakın açık, az bir şey açığa çıktığınız zaman hemen dalga başlıyor. Neyse 5 metre derinlikte balığımız yazıyor. Şöyle bir kaldıralım, bir sıfırlayalım oltayı. Aa oltaya balık gelmiş zaten. Şunu bir atalım. Evet arkadaşlar yalıya doğru indik. Derinliğimiz 17-16,5 metre. Hemen oltamızı aşağıya gönderdik. Şöyle bir 5-6 metre derinlik deneyeceğiz başta. Hadi oğlum attım ağzına girsin boğazına. Evet, ilk balığı aldı. İlk balık geliyor. Oo, ne var ya? Güzel geliyor. Üç tane geldi ama yavru. Kraça bu. Hemen bunları zarar vermeden salıyorum. Çok küçük balık geldiği zaman almıyorum arkadaşlar ben. Hadi koçum. Hop, hoppa, güzel. İki tane iri, iki tane ufak. Şu yenecek boyları alalım. Sen git. Sen zaten gelecektin. Sen de git bakalım. Beyaz çaparaya devam ediyoruz arkadaşlar. Su yalı bölümünde yani kıyıda daha çok bulanık su. Onun için beyaza devam ettim. Hiç yeşile dönmedim. Yeşile dönersem zaten burada tamamen kraçaları da alır. Bir de onları temizlemekle uğraşacağız sonra. Kıyıya yakınız. Şöyle 600-700 metre, 1 kilometre yok bile kıyıya. Evet arkadaşlar derinliğimiz 23,5 metreye geldi. Şimdi de yeşil çaparıya geçiyoruz yine. Mustafa abi de Recep abi de burada. Onları da göstereyim. Yılların kaptanları. Abi rast gelsin size de. Nasıl gidiyor? Bereketli mi bugün? Bereketli, bereketli. Fena değil. Maşallah, maşallah. Kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? 20 yıldır. Abi sen?
Beraber. Ay maşallah ya. O zaman buddy, he? Av buddy'si oldunuz yani. Bravo bravo. Rast gelsin abim size de. Hadi bakalım. Attım ağzına, girsin boğazına. Haydi bismillah. İki tane balık. Biri yenecek boy. Bir ufak. Evet arkadaşlar, şimdi artık balık bitti. Şimdi keyif zamanı. Şu el yapımı, özel çapamı kaldırıyorum. Bunu atacağız şimdi bakalım, haydi. Haydi bismillah. Evet, dibe oturdu. Zaten 5 metre derinliğimiz vardı. Biraz daha boşluk bırakıyorum. Zincir tamamen yere yatsın. Şimdi şöyle şuradan 2 tur. Sonra şuradan 2 tur. Evet. Şimdi keyif zamanı. Tuttuğumuz balığı artık yeme zamanı. Bir de güneşliğimizi açalım. Saatlerimiz 8.30 oldu. Tam 8.30. Şu tentemizi açalım da benim güneşten kurtulalım. Ah, rüzgar da çıktı. Haydi bakalım. Hoppa. Oh be, dünya varmış. Güneş yakmaya, kızdırmaya başladı. Bunları hemen bağlayalım bakalım şöyle kenara. Evet sevgili dostlar, öncelikle bu tutmuş olduğum balıkları bir temizleyeceğim. Şimdi yiyecek kadar balık yakaladık zaten, biliyorsunuz. Yemelik balıklarımızı şöyle dökelim. Evet, güzel. Şu pis suyu da dökelim. Şimdi temizlediğimizi yavaş yavaş kovaya atacağız. Bunun için de su lazım bize. Hemen suyumuzu da şöyle hazırladık. Bunu da şöyle bir kat kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu balığın kafalarını atacağım arkadaşlar suya. Çünkü martılar, kefaller, levrekler bunların hepsini yiyorlar. Şöyle temizlediğimizi atalım bakalım. Çarşambayı sen aldın, bir yar sevdim. Ben bir yar sevdim, el aldı. Keşke sevmez olaydım, elin koynunda kaldı. Anam anam, elin koynunda kaldı. Oynaymış neymiş anam anam, kaderim böyleymiş. Gizli sevda çek
canım. Ateşten gömlek imiş. Çarşamba yollarında kelepçe kollarından, aman am, kelepçe kollarında. Evet, son balığı da artık temizliyoruz. Hop. Ve bitti. Evet arkadaşlar, şimdi temizliğimizi bitirdik. Hemen bizim sepetimizin süzgecini alıyorum. Bütün pis suyu buradan aşağıya balıklarla beraber gönderiyorum. Biraz daha su atalım. Arkadaşlar şimdi de ince temizliğine geldi. Yine su alıp şöyle bir yarım kova su alacağım. Şimdi tek tek artık suyun içinde ince temizlik yapacağım. Ondan sonra da artık unlayıp tuzlayıp doğru pişirme tavasına. Bak şöyle yapalım. Bunların hepsini bunun içine atalım. Tamam mı? Dökelim yine. Pis suyunu aldık nasılsa. Zaten burada tam bana kadar balık var. Her balığı şöyle suyun içinde bir güzel yıkayalım. İçini tertemiz yapalım. Evet, temizleyelim. Buraya atalım. Evet, bu da son oluyor. Arkadaşlar ince temizlik bitti. Yine kanlı su çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da su dolduralım onun içine. Şöyle bir aksın gitsin gene. Mükemmel görünüyor. Birazdan size de göstereceğim şimdi. Tam bir kişinin yiyeceği kadar balık oldu. Evet sevgili dostlar, tam böyle bir kişinin yiyeceği bir balık oldu. Ne fazla ne eksik. Güzel oldu. Cam gibi temizledik hepsini. 3-4 kez de durladık. Şimdi yavaş yavaş artık hem domates, soğan yapacağım. Salata değil de söğüş yapacağım. Hem bunları bir güzel tavada kızartalım. Yavaş yavaş onları da hazırlayalım bakalım. Evet sevgili dostlar, malzemeleri yavaş yavaş hazırladık. Güneş de çarpıyor. Şapkayı da taktık arkadan vurmasın bize diye. Hemen ocağımızı yavaş yavaş açalım. Evet, ocağımız hazır. Şunun üstüne koysak rüzgar alır mı? Almaz tahminimce. Evet, güzel yanıyor. Tavamız üstüne koyduk. Hop, yağımızı da dökelim şöyle. Evet. Şimdi o pişene kadar biz yavaş yavaş hemen balıklarımızı unlamaya başlayalım. Bunun da ağzını şöyle kapatalım. O biraz kızsın. Şöyle balıklarımızı alalım. Poşetin içine koyalım. Balıkları torbaya koyduk. Şöyle ağzını yavaşça kapatıyorum. Başlıyoruz sallamaya. Hepsini unlamaya çalışacağız böyle. En pratik yöntemdir arkadaşlar bu. Böyle teknelerde, dar alanlarda balık unlamanın en pratik yoludur bu. Evet, gördüğünüz gibi hepsi unlandı şu an. Şöyle ben poşeti yaralım. Yağımız yavaş yavaş kızdı herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Ay maşallah, babaçkayı da koyduk. Ben de dizme sırası yok arkadaşlar. Ben de direkt karışık. Ortaya karışık böyle. Hop. Evet. Ay maşallah be. Ay maşallah be. Arkadaşlar işte en keyifli olan burası. Neden? Çünkü 20 dakika, yarım saat önce suda olan balık artık tavada. Çeşme suyu bile değmedi. Deniz suyuyla tertemiz yıkandı. Hatta 3-4 kere yıkadım.
güzel bir manzara eşliğinde sabahın 10'unda, hatta saate bakalım 9.15'miş daha. Sabah 9.15'te biz bu balığı gömeriz. Maşallah, 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 maşallah. Evet arkadaşlar, şimdi tavayı ters çevireceğiz. En sevmediğim ve en beceriksiz olduğum konu bu konu. Küçük bir kaba ihtiyacım vardı yağ almak için ama onu almamışız. Şu tabağı kullanacağım şimdilik. Bakalım bunu becerebilecek miyim, ben de bilmiyorum. Siz de görün bari, ne yapalım. Bizde her şey doğal. Şu kamerayı şöyle çevireyim. Evet, seni şimdi şuradan biraz süssek. Şu ben ocağı bir kapatayım abi. Bir dakika, ocağı bir kapatayım. Başıma ne geleceğini bilmediğim için. Şimdi şu yağı şuradan şöyle süssek azıcık bir şey. Hop. Alabildik mi? Bu yağ üstümüze gelmesin. Aldık. Ay maşallah. Arkadaşlar, ben böyle pişmiş seviyordum. Canavar gibi olmuş. Hoppa. Yaptık. Şimdi bu yağı da hiç ziyan etmeden hemen gene aynı şekilde üstüne koyuyorum. Şimdi altını artık açalım. Ben buna biraz daha yağ ekleyeyim de. Ne olur ne olmaz. Evet sevgili dostlar, bir tarafı tamamen pişti gördüğünüz gibi. Vallahi bazıları çok canlı seviyor bu balığı. Ben öyle çok canlı sevmiyorum. Böyle az bir kuruyacak balık. Az bir pişecek. Çok canlı yemiyorum. Hemen bunu kapatalım. Pişmeye devam etsin. Şöyle bize bir tane domates şimdilik yeter. Bir domatesi alacağım. Arkadaşlar domates ve soğan yapacağım hemen yanına böyle. Söğüş yapacağım. Nasıl da elime yakışmadığı belli oluyor, görüyor musun? Abi ben yemek yapmayı değil, yemek yemeyi seviyorum ya. Evet, balıklarımız pişti. Hop, ters çevirdik. Hop, yavaş 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 yavaş. Of. Tabak küçük geldi vallahi. Oh oh oh, maşallah. 10 numara oldu. Bir tane zayi oldu. Onu balıklara. Evet arkadaşlar. Şimdi artık tuttuğumuz balıkları yavaş yavaş yiyeceğiz. Şu vaziyeti bir temizleyeyim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Şimdi yemek için yavaş yavaş pozisyon alalım hemen. Şöyle güzelce örtümüzü bir serelim. Balığımızı koyalım. Garnitürümüzü koyalım. Tuzumuzu koyalım. Ekmeğimizi koyalım. Arkamıza yaslanalım. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi denizde kısır da olsa balığımızı tuttuk. Tutmayı başardık en azından. Kendimiz pişirdik. Teknemizi kıyıya çektik. Güzel bir manzara eşliğinde hem balığımızı pişirdik hem işte domatesimiz, artık soğanımız, yavaş yavaş ekmeğimiz, garnitürümüz derken karnımız acıktı. Yarım saat önce suda olan balıklar artık midemize girecek. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bu tür içeriklerin ve videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlenim sayımız çok yüksek fakat abone sayımız hala düşük. Yani izleyenlerin %76'sı hala abone olmuyor arkadaşlar. Şu an ücretsizken lütfen videoyu durdur ve buraya abone olmanı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Balıkçının gözünde kalın. Bana afiyet olsun. Sizlere iyi seyirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Bismillahirrahmanirrahim.
Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Canınız çektiyse de özür dilerim. Fakir garibanın keyfi bu kadar oluyor.